iyi yaşam, sağlıklı yaşam, evet, son yıllarda çok kullandığımız kelimeler. Ben 23 yıllık bir beslenme uzmanıyım ama motto olarak hep iyi yaşamı kullandım. Çünkü diyetisyen kelimesi insanlarda zayıflama, ince olma kelimelerini ve duygularını akla getiriyor. Oysa sağlıklı hissetmek için hem bedenen hem ruhen iyi olmamız lazım. Dolayısıyla iyi ikisi dediğimizde, wellness dediğimizde, well-being dediğimizde insanların tabii ki iyi besleniyor olması lazım. Egzersiz yapıyor olması lazım. Sosyal hayatının, aile hayatının, çevresel tüm kanallarının dengede olması lazım. Bu anlamda baktığımızda da sağlıklı yaşam için aslında bugün kendim için ne yaptım kelimesi ve sorusuna doğru cevap verebiliyorsak, kendimiz için bir şeyler yapabiliyorsak o gün bile sağlıklı yaşama bir adım atmış oluyoruz. Ama bu dijitalleşme, teknoloji hayatımıza girdiğinden beri biraz daha hareketsiziz. Yapılan çalışmalara göre araç kullanımı ve dijitalleşme süreci arttıkça bireylerin beden kitle indeksi de yükseliyor. Yani obezite de artıyor. Oysa teknolojiyi kendi avantajımıza çevirip sağlıklı yaşam içinde kullanmak mümkün. Ama bu dönemdeki kilo almaların en büyük sebebi hareketsizlik ve birazcık hazır yemekleri fazla tüketmek. Sağlıkla ilgili mobil uygulamaların sayısı oldukça fazla. Ama kullanım oranının biraz daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü pek çok insan aslında ne yapması gerektiğini biliyor ama nasıl yapması gerektiği konusunda bir motivasyona ihtiyaç duyuyor. Bu motivasyonu mobil uygulamayla sağlayabiliyorsa harika, böyle örnekler var. Ama günün sonunda bireyin kendi iç motivasyonunu keşfetmesi gerekiyor. Yani bir aha moment vardır ya, evet ben artık böyle yaşayacağım dediği noktada o mobil uygulama da onun için daha anlamlı hale geliyor. Ama günlük yediklerini kaydederek kalorisini öğrenmek ya da günde kaç adım attığına bakmak, tariflerle ilgili ipuçları almak bence önemli bir kolaylık. Tabii burada güvenilir bilgiye ulaşmak gayet kritik nokta. Bilgi çağında arama motoruna yazdığımız zaman sağlıkla diyetle ilgili bir kelime binlerce sonuç çıkıyor, milyonlarca sonuç çıkıyor. Sadece o kaynağın güvenli olup olmadığının, mobil uygulamanın da hangi kaynakla beslendiğinin çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Bizim genel olarak sosyal medya kanallarımızın %82'si kadınlar, %18'i erkekler tarafından takipte. Bunun içinde YouTube, Instagram, Facebook, Twitter hepsi kadın ağırlıklı. O yüzden geçen sene ilk mobil uygulamamızı yaptık. Dilara Koçak mobil uygulaması. İlk çıktığı hafta App Store'da sağlık fitness kategorisinde en popüler uygulama oldu. 50 binden fazla indirme aldı. Daha sonra gelen talepler üzerine, bu çünkü bir ücretsiz bilgilendirme uygulaması. Benim tariflerime, benim kitaplarıma ya da bazı ölçümlere, yiyeceklerin kalorilerine bu mobil uygulamadan ulaşmak mümkün. Ancak bireyler diyet istediklerini çok ifade ettiler. İstanbul dışındakiler, Türkiye dışında, yurt dışında yaşayanlar. O yüzden ikinci mobil uygulamamızı online diyet uygulaması yaptık. Lansmanını çok yeni yapıyoruz. Dolayısıyla onun için şu anda indirme sayısı veremiyorum. Ama bir diyetisyen tarafından yapılan ilk online diyet uygulaması olacak bu. Dolayısıyla iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ben X kuşağıyım. Ben yemek tariflerimi annemden alıyordum. Sonra okulda kendim de tarifler geliştirmeyi öğrendim. Ama şu anda herkes yemek tariflerini YouTube'dan alıyor. Sağlıkla ilgili, diyetle ilgili merak ettiklerini yine internet üzerinden araştırıyor. O sebeple ben artık kalem kağıtla diyet yazmanın ortadan kalkacağını, hatta evde yemek yapacağımız o sağlıklı yemek tariflerinin malzemelerinin bile ki yapan uygulamalar var, çok daha fazla evlere gönderileceğini, online görüşmelerin yüz yüze görüşmelere göre daha da fazla olacağını düşünüyorum. Ama bunların hastaneyle entegrasyonu daha da artarsa çok daha başarılı olacak ve iyi olacak, ulaşılabilir ve kolay olacak diye düşünüyorum. Digital Age dostları çok fazla sosyal medyada zaman geçiriyorlardır eminim, birçoğumuz gibi. Sosyal medya beslenme alışkanlıklarımızı etkiliyor, aman dikkat. 2 saat içinde gördüğümüz bir fotoğraf yemek seçimlerimizi etkiliyor. Gençler üzerinde yapılmış bir çalışma var.
fotoğrafın beğenisi arttıkça sanki çikolata yemiş gibi ya da alkol almış gibi beyindeki haz duygusunun, tatminin arttığını gösteren çalışmalar var. Lütfen sosyal medya kullanırken yemek seçimlerine dikkat etsinler, hareketi önemsesinler, su içmeyi unutmasınlar ve mevsiminde taze sebze meyve yemeye özen göstersinler. Tabii ki benim mobil uygulamalarımı da kullansınlar.